Bu fosil bir kertenkele türüne ait. Bu kertenkele türü Çin'in Guanglin bölgesinde Puxia formasyonunda paleontologlar tarafından bulundu. Ve yapılan çalışmalar bu kertenkelenin 210 milyon yıl önce yaşamış olduğunu gösterdi. Evet, yanlış duymadınız. 210 milyon yıl önce bu kertenkele türü yine son derece mükemmel bir sistem ve yapıyla yaşadı. İsterseniz yine bu hayvanı yakından inceleyelim. Bu canlı fosilde de görüldüğü gibi tüm detaylarıyla en ince ayrıntısına kadar son derece mükemmel ve iyi bir şekilde korunarak günümüze geldi. Örneğin kafa yapısı, kafasını vücuduna bağlayan mükemmel boyun kemikleri. O kadar çok detay var ki yakından görüyorsunuz siz de. Parmaklarına kadar, parmakların üzerinde birbirini bağlayan ve hareketini sağlayan eklemlere kadar, kuyruğunun mükemmelliğine kadar son derece iyi korunmuş, adeta tüm evrim teorisinin var olduğunu iddia edenlere hayır, evrim tarihin hiçbir kısmında, bölümünde yaşanmadı dercesine günümüze kadar gelmiş son derece açık, net, güzel bir fosil örneği. Yaşayan fosiller bu canlıları milyonlarca yıl önce yaratmış ve günümüze kadar en mükemmel şekilleriyle korumuş, tüm varlıkların yaratıcısı ve hakimi olan Allah'ın eseridirler. Tarih boyunca Darwinistlerin tüm korkuları bu açık gerçeğin gözler önüne serilmesi olmuştur. Ama artık bu açık ve tartışmasız gerçek tam anlamıyla gözler önündedir ve Darwinistlerin buna karşı gösterdikleri tüm çabalar boşa çıkmıştır. Hak olan karşısında batıl tamamen ortadan kalkmış, alemlerin Rabbi olan Allah büyüklüğünü ve yüce kudretini bir kez daha en mükemmel şekliyle sergilemiştir. Biz, bir oyun ve oyalanma konusu olsun diye göğü, yeri ve ikisi arasında bulunanları yaratmadık. Eğer bir oyun ve oyalanma edinmek isteseydik, bunu kendi katımızdan edinirdik. Yapacak olsaydık, böyle yapardık. Hayır, biz hakkı batılın üstüne fırlatırız. O da onun beynini darmadağın eder. Bir de bakarsın ki, o yok olup gitmiştir. Allah'a karşı nitelendire geldiklerinizden dolayı eyvahlar size.